Şimdi gerçekten de ilgi çekici bir örnek göreceğiz. Burada y eşittir x ve y eşittir x kare eksi 2x'in grafikleri var. Bu iki fonksiyonun arasında kalan alanı x ekseni etrafında değil de y eşittir 4 yatay doğrusu etrafında döndüreceğiz. Döndürmeyi de bu şekilde göstereyim. Sonuç olarak buna benzeyen bir şekil elde ederiz. Gözümüzün önüne getirebilmemiz için ben bu şekli de çizdim. Dibinde bir delik olan saksıyı andıran bir şekil değil mi? Evet. Bu cismin hacmini disk yönteminin bir çeşidi olan washer yöntemi ile bulmaya çalışacağız. Hemen bir washer çizeyim x'in belirli bir değeri için mesela bu. Bu alanı döndüreceğiz. Alanın bir derinliği olduğunu da düşünelim. dx olarak adlandırıyorum. Evet bu alanı y eşittir 4 doğrusu etrafında döndüreceğiz. Şimdi aynı şeyi buraya da çizeyim. Burada bir derinlik var. Döndürdüğümüzde elde ettiğimiz washer'ın iç yarıçapı. Bu dairenin yarıçapı olacak. Dış yarıçapını ise bu şekilde çizeyim. Evet, x kare eksi 2x üzerinden ilerleyeceğiz. İşte böyle. Washer'ın bir derinliği olduğunu da söylemiştim. Derinliği de bu şekilde çizeyim. Evet dx böyle olacak. Vaşırın yüzey alanını da şöyle yeşile boyarsam belki daha iyi olur. Evet işte böyle. Vaşırın yüzeyini de çizdik x'in belirli bir değeri için elde ettiğimiz bu washerlardan birinin hacmini hesaplayabilirsek bize verilen aralıktaki diğer tüm x değerleri içinde elde edeceğimiz washerların hacimlerini toplayabiliriz. İsterseniz şimdi integrali yazmaya odaklanalım. Çözümünü de belki bundan sonraki videoya bırakırız. Peki washerın hacmi. Washerın hacmini bulmak için işe yüzey alanı ile başlamamız gerekecek. Peki yüzey alanı Evet, bu neye eşit olur? Bunun bir vaşır değil de madeni bir para olduğunu düşünürsek, madeni paranın yüzey alanından ortadaki deliğin yüzey alanını çıkarırsak, vaşırın yüzey alanını buluruz, öyle değil mi? Ortasında delik olmasaydı, vaşırın yüzey alanı, pi çarpı evet dış yarıçapının karesine eşit olurdu. Dış yarıçapı da hemen şöylece göstereyim. Bu bir washer olduğundan yüzey alanı için içteki deliğin yüzey alanını çıkarmamız lazım ve bu da pi çarpı iç yarıçapının karesine eşit İç ve dış yarıçapın ne olduğunu bulursak işimizi bayağı kolaylaştırmış olacağız. Hadi bunun üzerine biraz düşünelim. Önce dış yarıçap Bakın, burada görmek daha kolay olacak. Dış yarı çap olarak işaretlediğim bu uzunluk buna eşit. Ve bu uzaklık y eşittir 4 ile dışta kalan fonksiyon arasındaki uzaklığa eşit. Burada da göstereyim, y eşittir 4 ve dışta kalan fonksiyon yani x kare eksi 2x. Bir anlamda bu iki fonksiyonun yükseklikleri farkını bulmuş oldum, öyle değil mi? Hemen yazalım. 4 eksi x kare eksi 2 x yani 4 eksi x kare artı 2 x. Güzel. Peki ya iç yarı çap? Hemen gelin onu da bulalım. Bakın bu da buradaki uzaklığa yani y eşittir 4 ile y eşittir x arasında kalan uzaklığa eşit. O halde buraya da 4 eksi x yazabiliriz. X'in belirli bir değeri için elde ettiğimiz washer'ın yüzey alanını, bunları pi parantezine alıp, evet pi çarpı dış yarıçapın karesi, yani 4 eksi x kare artı 2 x'in karesi, eksi iç yarı çapın, yani 4 eksi x'in karesi olarak gösterebilirim. Evet, bu ifade washer'lardan birinin yüzey alanını verir. Washer'ların hacmi için bunu derinlikle, yani dx ile çarp mamız gerekir. Sonra da bu cismin hacmini bulmak için x'in bu aralıkta aldığı tüm değerler için elde edeceğimiz washer'ların hacimlerini toplamamız lazım. Hadi bunu yapalım. Washer'ların hacmini toplayıp derinlikler sıfıra yaklaşırken limit alacağız. Bu arada aralığın doğru olduğundan da emin olmamız lazım. Bize bu iki fonksiyonun kesişim noktaları arasında kalan aralık lazım. Onu da hemen bulalım. Evet aralığın sınır değerlerini bulmak için y eşittir x ile y eşittir x kare eksi 2x'in kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Farklı bir renkle yazayım. x eşittir x kare eksi 2x. Evet fonksiyonlar birbirlerine eşit oldukları noktalarda kesişirler öyle değil mi? Peki fonksiyonlarımız ne zaman birbirine eşit oluyorlar? Bakalım. İki taraftan x çıkaralım. 0 eşittir x kare eksi 3x oldu. Peki x kare eksi 3x ne zaman 0'a eşittir? Bunu da x parantezine alıp görelim. x çarpı x eksi 3. Çarpımlarının 0 olması için bunlardan en az birinin 0 olması lazım. Ve bu da x'in 0 ya da x'in eksi 3'e eşit olması anlamına gelir. Buradan da x'in 0 ya da 3'e eşit olduğunu buluruz. Aralığı da böylece bulduk 0'dan 3'e. Peki, bundan sonraki videoda da bu integralin ne eşit olduğunu bulalım.